Bak 12 sene evvel Jean-Claude Van Damme Türkiye'ye gelse ne olur diye sahnede anlatmıştım. Geldi, hepsi oldu ya. Öyle bir şey olur mu? Gelen herkes tekme atar dedim. Şampiyonun çıkışında tekme attı herif. Yazık. Bir de belediye getirdi ya Van Damme'ı. İstanbul Belediyesi getirdi onu. Şov yaptı falan Allah. Allah düşürmesin ya. Beni düşünsene, belediye getiriyor beni Antalya'ya. Sperm bankası komik bir unsur yani hakikaten. Hani diyorlar ya, bizim memleketimiz vallahi mizah cenneti. Neler ne espriler. Ulan bizim cennet öyle bir şey yok. Yani mesela bak, bizde sperm bankası yok ama şakasını yaptım. Mesela telefonla bankacılık olabilir. Sperm bankası. Alo? Elimde çok acayip bir mevduat var. Şu anda öyle yatırım, evet. Daha önce nereye yatırdık? Sola. Öyle çok erotik konuşmayın. Şu anda ziyan oldu olacak bak. Tamam. Tamam da bankaya kadar yetişemeyebilirim ha. Neyse, konu benim için kapandı. Yarın ararım kalkınca, hadi. Böyle bir an vardır. Erkek cinsi üzerinde... ...yaradanın bir laneti. Erkek için konu bir ara kapanır. Ejekülasyon sonrası konuya yabancılaşma. Bunu bütün kadın kız dergilerinde erkeğin öküzlüğü olarak anlatıyorlar. Bütün böyle gazetelerin böyle enteresan sağlık köşeleri vardı ya, günübirlik sağlık köşeleri hani. Ya da işte böyle egzantrik bilim köşeleri. İşte bir gün vardır o haber, ertesi gün yoktur. Mars'ta su varmış. Ertesi gün açıyorsun ama kuyu suyu içilmiyormuş falan. Onun gibi. Ya da işte kansere çare ama o tam kansere değil falan. İnsan ömrü 400 yıl olacakmış. Heyecanlanıyorsun sanki yani yarından başlayarakmış gibi. Ama işte emeklilik yaşı 370 falan. Şimdi hemen bir... Bu da onun gibi haberlerden, bilgilerden oluşan köşelerde, yazı dizilerinde, dergilerde bir tanesi, bir bilgidir bu, onlardan bir tanedir. İşte post-ejaculation syndrome'un aslında gerçek olan bir şeyi, erkeğin kabalığı, cinsellikteki öküzlüğü olarak anlatılması. O anı anladın mı, post-ejaculation syndrome? Yani o az evvel o boncuk boncuk terleyen o çalışkan, neşeli herif gitmiş, yerine bir sığır gelmiştir. Onu hatırladın mı o anı? Post-ejaculation syndrome. İngilizcesi bu, Türkçesi şu. İşini bitirdi, götünü döndü, yattı. Türkçesi daha etkili oldu, evet. Bu mesela bir bilimsel bir gerçek. Beyni o sıra erkekte ejekülasyon, yani oksijen gitmediği için makine resetler. Erkekte böyle bir, ne oldu ya? Çocuksuluğu olur. Ama bu mesela bir kabalık gibi algılandığı zaman, hani ne oldu, niye konuşmuyorsun? Bir şey söyle, bir şey mi oldu, ne oldu, bir şey mi oldu, ne oldu, bir şey mi oldu? Dur da, dur bir de. Windows was not properly shut down. Bir dur. Makine bir scan disk yapıyor o sırada. Neydim, ne oldum, nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Bunları düşünürken ne oldu, bir şey mi oldu, bir şey mi canı sıkıldı? Bir dakika, iki dakika ver bana ya. Çünkü o sırada istesen de konuşamazsın. Makine böyle yaratılmış. Bak, bilimsel bir abimiz var, aç sor. Öyle değil midir? Konuşamaz. Konuşan saçmalar. Yıllardır o baskıdan dolayı bazı erkek, o anı da boş geçmeyeyim, konuşayım ve işte ne kadar atraksiyon şey sahibi olduğumu, dinamik bak ve ilgileniyor. Lan konuşma o sırası. Saçmalarsın çünkü. Şöyle bir tablo çıkar. Ben o Ayvalık'taki yazlığı satacağım. Konu ne zaman oraya geldi? Ne oldu? Ruhsatım nerede benim? Ne ruhsatım?